Ben deliyim. Biraz önce fark edip beni buraya getirdiler. Daha doğrusu ben fark ettim ve ilan ettim. Nasıl mı ilan ettim? Tabii ki de üstümde ne var ne yok çıkarıp evden fırladım. O kadar güzel ve hızlı koştum ki sokakta kimse tutamadı beni. En yakın babam takip ediyordu. Bir ara yakaladı sanıyordum ki buruşuk, yaşlı elleri çıplak, terlemiş omuzumdan kayıp gitti. İlk kez babamı mağlup etmenin gururuyla kahkaha atıp biraz daha hızlandım. Arkama dönüp baktığımda köyün kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısıyla ardımda olduğunu görünce içimi müthiş bir sevinç kapladı. Neden sevindiğimi bilmiyorum. Köylüye büyük bir iyilik yapmış gibi hissettim kendimi. En az bir ay boyunca konuşulacak, dalga geçilecek, üzülme yarışına girilecek, mantık yürütülecek, tövbe edilecek, şükredilecek. Olduğu kadarıyla. Bir konu yaratmıştım. Seviniyordum. Köylülerin, ülkenin bütün köylülerinin, hatta dünyanın bütün köylülerinin böyle bir şeye ihtiyacı vardır. Bütün zavallıların öyle bir şeye ihtiyacı vardır. Bir gün delirdiğinizde sakın ola sakin davranmayın. Soyunun ve koşun. Koşun ve kahkaha atın. Arkanıza dönüp baktığınızda İnsanları nasıl eğlendirdiğinizi gözlerinizle göreceksiniz. Holün ortasında sırt üstü yatırılmıştım. Babam ayaklarımı, amcam da ellerimden sıkıca tutmuştu. Annem hemen fark edip üstüme ince bir örtü fırlattı. Sakindi. Kapının önündeki kalabalık evi gölgelere çevirmişti. Hepiniz birer gölgeden ibaretsiniz. Yaşamıyorsunuz, yoksunuz, birer hiçsiniz. Her ezana ayaklarınızı indirip bir şeyler mırıldanan birer hayaletsiniz. İnançsızsınız aslında. Cahil ve kurnazsınız. Sizden öncekiler de böyle miydi acaba? Onlardan öncekiler de öyle miydi acaba? Hem bu kadar çaresiz, sefil, yitik ve bir o kadar da mutlu muydular? Memnun muydular hallerinden bunlar gibi? Biraz sonra merakları tatmin olmamış şekilde dağılıp yok olacaklardı. Evleri aynı yönde olanlar birbirini ne kadar kıskandıklarını ve hatta birbirlerinden nefret ettiklerini unutup nasıl bu hale geldiğimi konuşacak, tövbe edeceklerdi. Allah düşmanımın başına vermesin. Amin. Allah korusun bizleri. Amin. Kim bilir ne günah işledi? Kim bilir? Allah boşuna yapmaz öyle şeyleri. Yapmaz öyle. Allah sabır versin. Amin. Ama ben düzeleceğine inanmıyorum. Düzelmez gibi laflar edecekler birbirlerine. İçten içe mutlu olacaklar. Başlarına öyle bir şey gelmediği için üzülmeyi unutup mutlu olacaklardı. Alıp buraya getirdiler beni. Bir iğne vurdular önce. Hiç direnmedim. Ona rağmen çok zorluk çıkarıyormuşum gibi 4 kişi aynı anda tutmuşlardı beni. Bir ara onları yanıltmamak için ellerinden kurtulup koşmak geldi içimden. Bunu düşününce gülmeye başladım. Güldüğümü fark edince daha sıkı tutmaya başladılar. Sıkı tutun, dedi iğneci. Sakın bırakmayın. Gülmemek için kendimi zor tutuyor, böyle yaptıkça da daha çok gülesim geliyordu. Bunları içimden geçirince kendimi tutamayıp tam da iğne kalçama girdiği an bastım kahkahayı. Beni tutan 4 kişi birden 5'e, 6'ya, 7'ye çıktı. Allah'ını seven bir tarafımdan tutuyor. Allah'ını seven bir tarafımdan tutuyordu. En son amcam yer bulamayınca bir tarafımdan tuttu. Çığlık attım. Bırak orayı.
çok hassasım o konuda. Herkes dönüp amcama baktı. Yüzü kızararak pardon, çok pardon deyip uzaklaştı. Acıyı unutup gülmeye devam ettim. Kendimi tutamadığım için sinir oluyordum. Sinir oldukça daha gür çıkıyordu kahkahalarım. Bu yetmedi sanırım, dedi beyaz önlüklü biri. Sonradan doktor olduğunu öğrenecektim. Bir iğne daha getirildi. Hayır hayır, iyi oldum ben. İyiyim, süperim. İkinci iğneyle gözlerim kapandı yavaşça. Gözlerimi açtığımda görebiliyordum. Nedense sevindim buna. Kör olunacak bir durum bulunmuyordu halbuki. Yatağa bağlanmış, tek başınaydım. Gerçekten delirmiş miydim? Delirmenin tanımı neydi? Soyunup koşmuştum. Normal bir insan yapmaz bunu, biliyorum. Beni buna iten neydi? Şuna bak, şunun burnuna. Nasıl da yemek yiyor? Bir insan böyle yemek yememeli. Biz yemek yemek için mi geldik dünyaya? Yavaş ye biraz, boğulacaksın. Al şu bıçağı, vur suratına keskin tarafını. Önce yüzü parçalansın. Aksın kanı alnından gözüne de görsün sıradan bir varlık olduğunu. Elinle alma şu domatesleri. Kime diyorum ben? Çatal diye bir şey var. Yaşlanınca geberip gitmeli mi insan? Yok, bütün yaşlılar öyle değil. Hem yaşlı diye nefret etmiyorsun ki sen ondan. Evet, gençliğini de sevmiyordum. Hatta daha çok nefret ediyordum da gücüm yetmiyordu işte. En mutlu anını yakalayacağım. Kendisini en huzurlu ve mutlu hissettiği anda indireceğim tekmeyi suratına. Yavaşça kaybolan gülüşünü görmek istiyorum. Dudakları iyice büzüldüğü anda bir tekme daha indireceğim. Yere yapışıp hafifçe kaldıracak başını. Kaldırır mı? Kendini acındırmak için mağrur bir gülüş. Yapma oğlum. Ne yaptım ki ben sana, diyecek. Der mi? İşte o anda bıçak girecek karnına. Hepiniz bir olup hayatımı mahvettiniz. Önce sen öleceksin. En çok sen hak ettin ölmeyi. Kapı açıldı. Annemle birlikte iki beyaz önlüklü kişi girdi içeri. Annem telaşlıydı bu sefer. Kendi kendine konuşur muydu? 2 saattir böyle konuşuyor. Üstelik odada kimse yokmuş gibi davranıyor, dedi önlüklülerden biri. Evet, konuşurdu. En çok da uykusunda. Bazen uyanıp duvarlara saldırıyordu, dedi annem. Yine annem ve yine bir aile sırrı. Öyle durumlarda annemin bana ihanet ettiğini düşünürüm. Neden daha önce getirmediniz? Durumu çok ağır şu an. Neden öyle şeyleri yanımda konuşuyorsunuz? Bunlar duymamam gereken şeyler değil mi doktor bey? Birkaç kez şeyhe götürdük onu. Doktorluk bir şeyi yok dediler. Meğer bu uyurken kendini gösteriyormuş ona. Uykudayken kimseyi görmedim ben ve annem bana bu dedi. Ben bir bu muyum? Ne gösteriyormuş, dedi doktor gözlerini kısıp kafasını kaşıyarak. Çok safsın doktor, anlayın işte, onlar 3 harfliler. Çok kızıyorum şu anneme. İnsanda hiç mi akıl olmaz? Yahu bunlar okumuş bilim insanları. Sen ne anlatıyorsun onlara? Gülecekler şimdi bize. Gülsünler de göreyim onları. Kime gülünürmüş gösteririm. Kendinizi bir şey mi sanıyorsunuz siz? Anneme gülmek neymiş gösteririm ben size. Birbirine kenetlenmiş, sıkıştırılmış ellerimi çözmeye çalıştım. Siz sakin olun lütfen, gülmüyoruz. İşte şimdi delirdim. Ne sırıtıyorsun? Şimdi ağlamamalıyım. Yine hayal görüyor anlaşılan, dedi hiç konuşmayan diğer önlüklü. Hadi çıkalım, biraz dinlensin. Evet, çok yorgunum. Çıkarlarken ağlayan anneme ilişti gözüm. Defalarca duygularını insanların içinde
hissettirme demiştim. Sana acıyacaklarını mı sanıyorsun? En fazla iki kelam teselli edecekler seni. Sonra herkes kendi hayatına dönecek. Değer mi iki dakikalık acımaya? Kendini acındırmaya ne kadar da meraklı. Bana üzülmeyi bırakmış, kendini acındırıyor. Ben bu deliren çocuğun annesiyim. Neler çekiyorum, ne acılar içindeyim, görün dercesine insanların gözlerinin içine bakıyor. Zavallı dilenci seni. Şimdi kim bilir kaç kişiye anlatacak ne durumda olduğumu. Bağlamışlar, biraz ağlayacak. Doktora nasıl küfretti bir görseniz. Allah'tan doktorlar anlayışlı da bir şey demediler. Ağza alınmayacak küfürler etti şu genç olana. O kadar üzüldüm ki. Senden nefret ediyorum anne. Senden ve kendini küçük düşürmekten, hiç gocunmayan herkesten, kendini hakir gören, yaralı olduğu halde ambulansa alınırken çamurlu ayakkabılarını çıkaran, mahallesinden çöp toplatıldığı için belediyesine minnettar olan, yolu, hastanesi, okulu olduğu için devletine kafasını eğip teşekkür eden herkesten ve bu insanlara hiçbir şeye layık değilmiş gibi davranan otoriteden, büyüten anne babadan, elini tutmayan sevgiliden, horlayan öğretmenden, maaşını ödeyen patrondan, muayene eden doktordan ve bu insanlara hiçbir şeye layık değilmiş gibi davranan otoriteden, büyüten anne babadan, elini tutmayan sevgiliden, horlayan öğretmenden, maaşını ödeyen patrondan, muayene eden doktordan nefret ediyorum. Ben deliyim. Bunu fark ettiklerinde beni buraya getirdiler. Diğer bütün deliler de burada. Hepinize tükürüyorlar.